Onur Koleji'nden herkese merhaba. Bugünkü masalımızın adı Kurnaz ile Ayıcık. Kurnaz tilki etrafta dolaşıyordu. Yine kandıracağı birilerini arıyordu. Geçen sefer yaptığı kötü şaka canını çok yakmıştı. Ama yine de uslanmamıştı anlaşılan. Yolda giderken aklından şöyle geçiriyordu. Hata ettim ama çok da eğlendim. Ama yine de böyle davranmamam gerek. İlerlemeye devam etti. Bir de baktı ki karşısından ayıcık geliyor. Yok yok, bu sefer şaka yok, dedi kendi kendine. Ayıcık yaklaştıkça elindeki bal kavanozu daha çok belli oluyordu. Taşımakta zorlanıyordu. Mağarası da epeyce uzaktaydı. Bizim tilki kurnaz yardım etmeye karar verdi. Belki taşımasına yardım edersem bana olan kızgınlığı da geçer, dedi ve ayıcığa doğru yaklaştı. Selam ayıcık, belli ki yorulmuşsun. İzin ver, sana yardım edeyim. Balını birlikte taşıyalım, dedi. Ayıcık içinde kurnaza karşı hiç kin tutmamıştı. Nasıl olsa pişman oldu diye düşündü. Ama yine de dikkatli olmalıydı. Yok, yok kurnaz kardeş, ben kendim taşırım, kendi balımı dedi. Kurnaz ısrar etti. Lütfen ayıcık, inan bir şey yapmayacağım. Şaka yok artık, dedi. Ayıcık, olmaz kurnaz, ben bir daha sana güvenemem. Rahat bırak beni de evime gideyim artık. Zamanımı boşa harcama, dedi. Kurnaz çok üzüldü. Tamam ayıcık, biraz dinlen. Hem sohbet de ederiz, ne dersin, dedi. Büyük bir ağaç kütüğünün üstüne oturdular. Kurnaz, ayıcık, geçen sefer olanlar beni çok üzdü. Ne olur yine arkadaş olalım seninle, dedi. Ayıcık onun bu haline önce çok üzüldü. Ne diyeceğini bilemedi. Biraz düşündükten sonra, tamam kurnaz, ama bir daha şaka yaparsan seninle bir daha konuşmam, dedi. Ayıcık iyice dinlendi. Sonra kurnaza dönüp, ben gidip etraftaki kovanlardan biraz daha bal toplayayım. Gelince birlikte götürürüz kavanozları. Ne dersin? Bekler misin beni? Dedi. Elbette ayıcık, sen git gel. Ben beklerim burada, dedi kurnaz. Kurnaz kavanozun başında oturmuş beklerken yanına arkadaşı Haylaz geldi. Ne yapıyorsun o kavanozla kurnaz, dedi. Kurnaz kısaca arkadaşını anlattı. Haylaz duydukları karşısında kurnaza, sen nasıl tilkisin yahu? Eline böyle bir fırsat geçmiş. Ye bitir şu balı, dedi. Kurnazın da canı çok çekmişti bu balı. Sonunda dayanamadı. Azıcık aldı baldan. Nereden anlayacak zaten, diye düşünüyordu. Biraz daha, biraz daha aldı. Bir süre sonra ayıcık döndüğünde kavanozun yarısı bitmişti. Ayıcık şaşkınlıkla, ben sana kışlık yiyeceğimi emanet ettim. Emanete hıyanet olur mu hiç, dedi. Durumun farkına varan kurnazın yüzü utançtan kıpkırmızı oldu ve ne söyleyeceğini bilemedi. Ayıcıktan tekrar özür diledi.